an Göztepe civarındayız. Birazdan üç kuyulardan feribota binerek Bostanlı'ya geçeceğiz. Oradan da bisiklet yolunu takip ederek yaklaşık 15 kilometre falan olması lazım. Sasalı Kuş Cenneti'ni geçeceğiz. Oldukça basit bir rota. Bisiklet için özel ayrılmış yol var. Ne kadar Bostanlı tarafındaki çok amacına hizmet edemese de yayaların çok fazla tacizine uğruyor. Ama geri kalanı oldukça rahat ve güzel. Neden biz bu rotayı yapacağız? Çünkü yeni başlayanlar için, belli bir yaşın üzerinde olanlar için çok makul bir yol. Ve her yerde bulunamıyor maalesef böyle yollar. Sizinle beraber işte. Şimdi Sasalı Kuş Cenneti'ne kadar bu yolu gideceğiz. Eğer açık ise Kuş Cenneti'nde de biraz pedallayabiliriz inşallah. Feribot yetiştik. Birazdan kalkacağız. Bostanlı'ya yol alacağız. Çantayı sana vereyim mi? Hayır. Bostanlı'ya geldik. Az önce vapurdan indik. Şimdi bisiklet yolunun başlangıcını arıyoruz. Aslında bisiklet yolu karşıya kadar itibaren var. Ama yer gelelim. Bu gördüğünüz arada bisiklet yoluna yerler etiyor. Yok yani böyle aradan nereden gidiyoruz. Kaldırımlardan, yollardan, parklardan. Ama birazdan sonra bir gireceğiz, bir gireceğiz. Az kaldı.
Ne yapıyorsunuz? Günaydın. Günaydın. Çok tatlı. Oba. Vay süpermiş. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Geç kaldık kahvaltıya. Vallahi mi? Çay soğudu. Direkt termosa doldurdum ya, uğraşamadım şeylerle. Ha? Yok yok, sıcak canım. Şey yapıyor. Ah. İkinci çeşmeydi de biliyorsun ikinci çeşmeyi. Aha. İkinci çeşmeye yaklaşırken o daha önce çıkmıştı Yamanlar Kamp Merkezi'ne. Söylüyordu çok dik falan diye. Hı hı. Ya dedim saat erken daha, hadi bir devam edeyim falan. O da arkadan geliyor. 1-2 dakika arkamdan geliyor. Abi bir başladım. Aa, olacak iş değil. Kuşlar bolken gelin. Çok acayip çekimler yaparsın. Hmm. Gün hava biraz insaflı olabilir ha. Evet. İyi ya. Çok İyi sıcak ya. Da değil. İyi. Merhaba arkadaşlar. Bostan'dan yola çıktık. Murat Tütüncü yanımda. Güler Tütüncü. Tütüncü ailesiyle beraber. Arka Özler. Yol almaya başladık. Kuş Cenneti'ne doğru gidiyoruz. Bostanlı'dan 25 kilometre düz hesap yol yapacağız. Git gel 50 kilometre. İşte ne demiştik? Bu yol kolay, görüyorsunuz. Dümdüz, doğru düzgün eğim yok. Trafik yok en güzeli. Bisiklet için ayrılmış süper bir yol. Hadi benim için bisiklet kullanmayı bilenler için bir süre sonra monotonlaşabilir ama bu civarda yaşayanlara özellikle bisiklet sürmeyi bir alışkanlık haline getirebilen bir yol. Hani başlangıç seviyesi insanlar çocuklarını alıp burada bisiklet sürebiliyor. Yaşlı emekli insanlar herhangi bir zahmet çekmeden buralarda pedallayabiliyor. O açıdan bence İzmir için çok önemli bir yol. Artmasını diliyoruz. Baktım internette bununla alakalı herhangi bir kayıt yok. Dedim ben de böyle bir çalışma hazırlayayım. Umarım seyredenlere faydalı olur. Ona ya. Evdeki standart ya, laptop falan. Ekran kartı kastırabiliyor HD çekimler ya. Aha. Ama şey yine de editliyorsun bir şekilde. O hani YouTube'da bile çok basit editlemeleri YouTube'da yapabiliyorsun. Aha. O benim havuz çekimlerini YouTube'da editledim mesela. Seninki Hero 3 Silver değil mi? Aha, yok, White. White mi? Aha. White daha düşük olan mıydı, yüksek olan? Özlemi kıstırmayın, otobüs hatta döner valla. Gerekirse evet. O nasıl bir boyutta geliyor katlanınca? Fena olmuyor değil mi? Şu anki halin 4'te 1'i. Şey, arka üçgeni görüyorsun ya, şey evet. Katlanma yerinden. Evet. Onun yana doğru 2 katı oluyor. Süper. Metroda, otobüste sorun olmuyor değil mi? Yok, yok, hiçbir şey. Sorun yok. Tarafımız doğal yaşam parkı. Böyle göstereyim. Ha, ne kadar doğal olduğuna gelirsek bildiğiniz hayvanat bahçesi. Geniş bir araziye kurulmuş. Bir hayvanat bahçesine dolaşabiliyorsunuz. Zamanında bir kere gittim. Gidiş o gidiş. Bir daha da gitme gereği duymadım. Ama biraz mesafenin uzun olmasından dolayı Kuş Cenneti'ne hiç gidememiştim. Bir kere tamam dedik, bu sefer gideceğiz, zaman sıkıntısı da olmaz, motosikletle gidelim. Hop, içeriye motosiklet almıyorlarmış. Yürümeyi denedik, yürüyemedik çünkü sineklerin istilasına uğramıştık.
Bakalım Murat'ın demesine göre bu aylarda içeriye giriş tamamen yasakmış. Şansımızı deneyeceğiz. Kısmetimiz. Kuş cennetinin oraya yaklaşık 4-5 kilometre kaldı. Sulak alanlar, sulak alanların oraya gelmeye başladık. Flamingolar var. Şöyle gösterelim. Baharın daha çok buluyorlarmış. Yola devam ediyoruz. Arkada tütüncü ailesi. El sallayayım. Kafeteryan orada. Görüşmek dileğiyle. Dalyan kapalı. O hep kapalı ya. Aa, ne anladım ya ben böyle şeyden. Burası. Merhaba. Geldik. Bisikletleri park edin. Hop. O ilk çıktığında 20 kere falan durmuş ya. Yani. Her virajda durmuş. Virajları elinde çıkmış. Virajlarda sertleşiyor ya. İkinci gidişinde kesintisiz çıkabilmiş birinci viteste. Bugün de üçüncü kez çıktı. Arkadaşlar Kuş Cenneti'nin gözlemevine geldik. Şimdi kahvaltı yapıyoruz. Kahvaltıdan sonra yola devam edeceğiz. Burası aslında bilgilendirme merkezi gibi bir şey. Bilgilendirme merkezi gibi galiba. Karşı rüzgar yedik biraz. Yorulduk. Dediğim gibi buranın yolu biraz sıkıcı. Viraj yok, bir şey yok. Dümdüz geliyorsun böyle sürekli rüzgar yedik. En azından manzarası güzel. Trafik yok. Evet. Dediğim gibi. Huzurlu kuş sesleri için motor sesi yok. En güzeli onlar. Böyle canı sıkıldığında eğer Bostanlı Karşıyaka tarafındaysanız mis gibi çok rahat bir yol. Hani bisiklete başlamak için 10 numara tavsiye ederiz.